Kanal Fırat ekranlarından mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece saat 1'e kadar ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Canlı yayınımıza hazırlandığımız esnada Elazığ'da bir artçı sarsıntı da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 şiddetinde açıklandı. AFAD'ın verilerine göre Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 büyüklüğünde olarak açıklandı efendim. AFAD'a göre yerin 7 kilometre altında, Kandilli'ye göre ise çok yakın yerin 2 kilometre altında meydana geldi. Saat 22.57'deki deprem Elazığ başta olmak üzere Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği gelen ilk veriler, ilk bilgiler arasında. Tekrar edecek olursak saat 22.57'de Elazığ'da artçı bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 3.8, yerin 7 kilometre altında. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4 şiddetinde ve yerin 2 kilometre altında. Ve Elazığ şehir merkezi başta olmak üzere Bingöl ve Malatya'da da hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Dün de zaten AFAD'ın deprem takvimini açıklamıştık. Bugün birazdan yine ekranlarınıza getireceğiz. Süreç içerisinde Elazığ'da çok sayıda artçı sarsıntı, binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Ve bu artçı sarsıntılar etkisini Elazığ'da göstermeye devam ediyor efendim. Evet, bugün yine yeni gelişmeler var. Yapılan yeni açıklamalar var. Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarında son duruma ilişkin veriler var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle bazı ana başlıklarımız var. O ana başlıklara deneyeceğiz. Bir telefon numarası ortada dolanıyor. Vatandaşlar bu numara ile ilgili sık sık bizleri arıyorlar. Nedir bu numara diye. O numarayı açıklayacağız. Çadırlarda bazı sorunlar varmış. O sorunların giderilmesini bekliyor vatandaşlar. Onları açıklayacağız efendim. Esnafların talepleri var. Esnafların özellikle dile getirmemizi istedikleri talepler var. O talepleri açıklamış olacağız. Elazığ Valiliği'nin yeni bir açıklaması var. Valiliğin yeni açıklamasını da birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Ama hızlıca şöyle bir günün gelişmelerine göz atalım isterseniz. AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şan Şerifoğulları ile birlikte Gazi Caddesi'ni gezdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaşanan deprem felaketinin ardından esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'la birlikte Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. Hepimize inşallah. Eyvallah. Allah inşallah burada bir şey olur. Amin. Rabbim beterinden korusun. Allah razı olsun. Var mı sıkıntınız, yapabileceğimiz bir şey? Allah hepimizden razı olsun. Allah razı olsun. Gereğinden fazlasını yapacağız. Eyvallah. Başlarız. Bunu sizin yardımcınız için. Çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Efendim, İyi çalışmalar diliyorum. Allah razı olsun. Bir esnafımıza selam verelim. Ameliyatını soralım. Çok sağ olasınız. Geniş zamanda inşallah. Şeref verdiniz. Görüşürüz inşallah. Çok geçmiş olsun. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı işleriniz olsun ablacığım. Allah kolaylık versin inşallah. Var ya da bir şey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Nerede oturuyordunuz? Sabahın annesinde. Ara sabahın. Aynen ara. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, şu anda devam ediyor. Hamdolsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kim nasılsın? Allah razı olsun. Hamdolsun. Sağ olasın. Hakkı İkram Hoca'yı tatlı buyurun. Sağ olasın. İstikla atalım ya. En azından kurtardı. Allah'a şükür. Allah'a bir kere şükür. Benim 12, 10 tane kızım var. Torunlarım vardı. 2 kişiden 12 kişi. 400 Allah'a çok şükür. Sağ olun. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları ihtiyaç ve talepleri dinledi. Evet, kışım duruyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Allah'ın yapıyor. Çok geçmiş olsun.
Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. İyisiniz. Ben sağ olasın. Nasılsınız? Nasılsınız? Hamdolsun. Çok şükür. Bugün de başlıyoruz. Hamdolsun. Teşekkür ederim. Sıva mı çatlamış? Gelip baktılar mı? Yok gelmedi. Sen de biz bir şey olmaz. Ya adres alsınlar baksınlar. Sen de biz bir şey olmaz. Yok yok gelip baksınlar. Adresi ver buraya baksınlar. Adresi alsınlar baksınlar. Ben sadece onu görmüş. Sağ olasın. Allah seni yardımcı olsun. Allah razı olsun. Dua et bize. Allah seni bağışlasın. Dua et. Allah valimden de senden de razı olsun. Allah razı olsun. Sıkıntınız var mı dedin? Baktılar mı? Arasın. Kıracak. Daha güzel yapacak inşallah. Elazığ olarak zor günler geçirdiklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, birlik ve beraberlik içinde devletin tam desteğiyle bu zor günlerin geride bırakılacağını kaydetti. Evet, devam ediyoruz efendim. Günün öne çıkan gelişmeleri. Şimdi şu numarayı bir ifade edelim. Çünkü bununla ilgili çok sayıda mesaj alıyoruz. Vatandaşlarımız gün içerisinde bizleri de arıyorlar. Nedir bu işin aslı diye. İşte, hatırlarsanız depremin 3. ya da 4. günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yapmıştı. Bakan Kurum o açıklamasında Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini. Ayrıca hafif hasarlı, az hasarlı ve sanıyorum yine bir deprem oldu. Az hasarlı ve hasarsız konutların sahiplerini tek tek arayacaklarını ifade etti. Ve evlerinize geri dönebilirsiniz dedi bakan kurum. Bu noktada ne oldu efendim? Hasar tespit çalışmalarında büyük bir kısmı tamamlandı. Akabinde söylenildiği gibi tek tek evinde hasar olmayan ya da evinde hafif hasar olan vatandaşlar bakanlık tarafından aranmaya başlandı ve onlara evlerinize girebilirsiniz denildi. Şimdi durum böyle olunca vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Bizi arayan bu numara kim diye saat 23.16'da yani yaklaşık olarak 6-7 dakika önce yine Sivrice merkezli 3.0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 23.16'da Sivrice'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aktarmış olalım. Ve vatandaşlar anmaya başlandı. Evinize dönebilirsiniz denilmeye başlandı. Arayan numara 0312'li bir numara olunca vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Ne oluyor, bizi kim arıyor diye. Efendim 0312'li numara, hatta direkt numarayı vereyim. 0312-401-0255. 0312-401-0255 numaralı bir telefondan aranıyorsanız hiçbir problem yok. Yani gerçekten Elazığ Valiliği adına siz aranıyorsunuz. Tabi Elazığ'da bir kaos var, bir afetten çıktık. Yani tek tek böyle insanları arayacak kimse yok. Herkes sahada çalışıyor. Bu görev Ankara'ya verildi. Ankara'dan bakanlık tarafından görevlendirilen kişiler tek tek evinde hafif hasarlı olan ve hiç hasar olmayanları arıyorlar. Evlerinize girin diyorlar. O yüzden bu numara riskli bir numara değil. 0312-401-0255 olan numara. Ama şimdi biliyorsunuz bizim Türk milleti bu tür kaos anlarında insanların işte korkularından, heyecanlarından, bilgisizliklerinden faydalanmak için araya art niyet sokabiliyorlar. Sizi arayacak olan numaraya kesinlikle banka bilgilerinizi ya da herhangi bir bilgilerinizi vermeyin. O numara sizi Ankara'dan Elazığ Valiliği adına arayacak olan numaranın size söyleyeceği tek şey eviniz hafif hasarlı ya da hasarsız, evinize girebilirsiniz. Bu kadar. Ekstradan size başka bir şey istenilirse, işte banka bilgisidir ya da işte bilmem başka bir bilgidir, isim falan vesaire soruluyor. İşte TC kimlik numarasıdır. Bunları vermeyin. Başka bir numara ararsa, ama bu numara güvenlidir. Bakanlık tarafından görevlendirildi. İnsanların evlerindeki hasar durumuyla ilgili bilgiler veriyor. Korkulacak bir durum yok. Ayrıca yine bugün gün içerisinde gelen şikayetler arasında bir duş problemi sanıyorum yaşanıyor.
çadır kentte yaşayan vatandaşlarımız için duş konteyneri yerleştirmiş galiba. Elazığ Belediyesi'nin arka tarafındaki çadır kente özellikle. Ama sanıyorum o duşta bir problem varmış. Bu duşların sayısını bir an önce artırmak gerekiyor. Çünkü kaç gün oldu? 14-15. Gündeyiz depremin. İnsanlar dışarıda kalıyor. Haliyle duş da almaları gerekiyor insanların. En temel gereksinimlerinden birisidir. Bu noktada duş sayılarını artırmak, onları mutlaka dezenfekte etmek. Elazığ Belediyesi ekipleri zaman zaman çadır aralarında işte dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle o alanlarda onların yoğunlaştırılması gerekiyor. Mutlaka her çadır kentlerin olduğu yerlere duş alanları konulmalı, güvenlik önlemleri alınmalı ve en önemlisi sıcak su ve hijyenik olmalı. Bunu aktarmış olalım. Birazdan esnaflarla da ilgili duruma gelmiş olacağız. Şimdi efendim, Elazığ'da yıkılacak olan binaların sayısı merak ediliyordu. Hatta insani olarak hep şu komşu şehir vakasını her konuda haliyle yaşıyoruz. Ama bazen tatlı bir rekabet, tatlı bir dil oluyordu eskiden. Ne güzel haberler yapardık depremden önce. Komşu şehir kanyonumuzu aldı. Komşu şehir işte şu kadar çıktı, bu kadar. Keşke hep öyle haberler yapsaydık da şu deprem haberlerini yapmamış olsaydık hiç. Şimdi yine bu depremde de aynısı oldu. Malatya Valiliği, Malatya'daki ağır hasarlı konutların sayısını ilk etapta açıklayınca Elazığ'da bu durum yeni başlamıştı. Millet de dedi ki merkez üssü Elazığ. En büyük hasarı biz gördük ama Malatya'daki ağır hasar binası bizim binamızdan fazla. Böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Çünkü niye? Elazığ'da daha yeni başlanmıştı ama Malatya'da bir önceki deprem sonrasında da bu tespit çalışmalarının yapıldığı bilgisi gelmişti. Şimdi son tabloya bakacak olursak Malatya'da ön tespit çalışmaları tamamlandı. Kesin hasar tespit çalışmalarına geçildi. Bu kapsamda Elazığ'daki yıkılacak olan binaların sayısı Malatya'da yıkılacak olan binaların sayısının yaklaşık 3 katı oranında. Yani hani ilk başlarda vatandaşlar sosyal medyada yazıyorlardı ya Malatya'nın bizden fazla falan. Öyle bir durum yok efendim. Örneğin Elazığ'da yıkılacak olan acil yıkılan, yıkık, ağır hasar toplam bina sayısı Elazığ'da 8137, bağımsız bölüm sayısı 19.294 olurken Malatya'da bina sayısı 3540, bağımsız bölüm sayısı ise 6.977 oldu. Yani onların dairesel bazdaki sayıları bizim bina sayımıza bile denk gelmiyor efendim. İşte Elazığ'daki hasar tespit sayılarındaki son durum. Elazığ'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Elazığ'da yıkılacak bina sayısı Malatya'da yıkılacak bina sayısının yaklaşık 3 katına çıktı. Depremin ardından Elazığ'da yapılan hasar tespit çalışmalarında son durum şöyle. 59.300 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Acil yıktırılacak bina sayısı 566. Bağımsız bölüm sayısı 1849. Yıkık bina sayısı 252. Bağımsız bölüm sayısı 384. Ağır hasarlı bina sayısı 7.319. Bağımsız bölüm sayısı 17.061. Orta hasarlı bina sayısı 1.650. Bağımsız bölüm sayısı 14.130. Az hasarlı bina sayısı 15.158. Bağımsız bölüm sayısı 65.536. Hasarsız bina sayısı 25.117. Bağımsız bölüm sayısı 101.456. Şu ana kadar yapılan incelemelere göre Elazığ'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı toplam bina sayısı 8.137 olurken, bağımsız bölüm sayısı ise 19.294 oldu. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada kesin hasar durumuna ilişkin yapılan tespitler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir denildi. Acil yıktırılacak bina sayısı 231, bağımsız bölüm sayısı 555, yıkık bina sayısı 332, bağımsız bölüm sayısı 568, ağır hasarlı bina sayısı 2977, bağımsız bölüm sayısı 5854, orta hasarlı bina sayısı 535, bağımsız bölüm sayısı 1307, az hasarlı bina sayısı 3154, bağımsız bölüm sayısı 6754, hasarlı bina sayısı 6320, bağımsız bölüm sayısı 15232.
Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı toplam bina sayısı 3540 olurken, bağımsız bölüm sayısı ise 6977 oldu. Evet, devam ediyoruz efendim. Çok özür diliyorum. Tabii gribal enfeksiyona da biz bu yoğun süreçte yakalandık. Zaman zaman hapşırabiliyoruz. Evet, şimdi esnafların talepleri var. Onlara da birazdan bakacağız. Yarın Ticaret Bakanı Elazığ geliyor. Onun programına da bir bakacağız ama bugün valilik tarafından önemli bir duyuru da yayımlandı. Geçtiğimiz gün komşu şehir Malatya'da bir hurdacının balkon demirlerini sökerken zemininin çökmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Elazığ Valiliği harekete geçti. Elazığ Valiliği ağır hasar alan binalardan her türlü söküm ve hurda alma gibi eylemlere yasakladı. Komşu şehirde 6 katlı bir apartmanın 4. katında bulunan bir dairenin balkon demirini yeniden sökmeye çalışan hurdacı 53 yaşındaki Ali Dönmez, balkon demirinin yeniden çıkması sonucunda yaklaşık olarak 13 metre yükseklikten beton zeminin üzerine düştü. Olayda ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından Elazığ Valiliği de harekete geçti. Konuyla ilgili Elazığ Valiliği yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Elimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü Sivice ilçesi olan deprem nedeniyle halkımızın mağduriyet yaşamaması için elimizde acil yıkımlar gerçekleştirilmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla proje alanlarında ve acil yıkımları yapılacak olan yerlerdeki binalar ve bunların müştemilatlarında eşya taşıma dışında daraba, kapı kasası, pencere, parke, su sayacı, elektrik sayacı ve doğalgaz sayacı gibi her türlü söküm ve hurda alma gibi eylemler yasaklanmıştır. Bu eve aykırı olarak hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacaktır denildi. Şimdi efendim bu konuyla ilgili gün içerisinde şikayetler geliyor. Özellikle tahliye edilen, boşaltılan binalarda, orta hasarlı verilen binalarda insanların girerek demir kapıları söktüğü ifade ediliyor. Bununla ilgili emniyet gerekli güvenlik önlemlerini alıyor ama dikkat etmek lazım. Bakın o vatandaşlara da söyleyelim. İşte gece giriyorlarmış, demir kapıları söküyor, işte apartman boş. Gece giriyor, demir kapıyı söküyor. O apartman bir kere güvenli değil. Yani sizin o en ufak bir darbenizle bile bina yıkılıp altında kalabilirsiniz. Yani sizin de canınız bu kadar ucuz olmaması lazım. Hırsız arkadaşlara sesleniyorum. Yapmayın. Yani gece apartmanlara girip işte kapıları özellikle demir kapıları söküp götürüyorlarmış. Zaten ağır hasarlı işte orta hasarlı binalar en ufak bir darbede yıkılabilecek binalar. O yüzden girmeyin ki zaten Elazığ Valiliği de bugün yapmış olduğu açıklamada yasakladı. Yakalanırsanız, tespit edilirseniz ceza alırsınız aktarmış olalım. Şimdi efendim esnaflarımız var. Gerçekten bu süreçte çok mağdur oldular esnaflarımız. Şimdi düşünün Abdullah Paşa Mahallesi'nde bir kısmı tamamen tahliye edildi. Malatya yolunun üst tarafındaki bölge. Abdullah Paşa Mahallesi'nde marketinizin olduğunu düşünün. Gün içerisinde insanlar işte bir sürü aile orada yaşıyor. İşte binlerce insana tekabül ediyor o binaların sayısı. Orada marketiniz var ve insanlar sizden alışveriş yapıyor. Sizin altında bulunduğunuz binada bir sıkıntı yok ama çevrenizdeki sokaklardaki tüm binalar ağır hasarlı tahliye edildi. Yıkıldı, yıkılacak, yıkılıyor. Ne oldu? Bölge bomboş. Esnafsınız, dükkanınızda siftah yapamıyorsunuz. Efendim şehrin ekonomisini gelecek süreçte en çok etkileyecek noktalardan birisi. Küçük esnaf, sahip çıkmamız lazım. Sadece küçük esnafa mı? Hayır efendim. Tüm esnaflarımıza sahip çıkmamız lazım. Şimdi evler yıkılıyor. Yerlerde yenileri yapılacak. Müteahhitler, Elazığ'ın müteahhitleri o evleri yapmalı. Müteahhit de tanıdığım falan da yok. Ama eğer biri yapacaksa bu zor süreçte o evleri Elazığ'ın müteahhitleri yapmalı. Tek tek kimin hangi daireyi, hangi müteahhitin, hangi firmanın aldığı da kamuoyuna açıklanmalı. Şeffaf bir şekilde. Ayrıca
Diyelim ki Elazığlı bir müteahhit geldi. İşte Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki ya da işte Rızaya Mahallesi'ndeki bir apartmanı yeniden yapıyor vesaire. Sadece Elazığlı firmayla kalınmamalı efendim. O Elazığlı firma demir işini Elazığlı bir diğer firmaya vermeli. İşte beton işini Elazığlı bir diğer firmaya vermeli. Kum işini Elazığlı bir diğer firmaya vermeli. İşte zemin işini, parke işini Elazığlı bir diğer firmaya vermeli. Elektrik işini de Elazığlı firmaya vermeli. Çalıştıracağı işçiler Elazığlı olmalı. Ayrıca o işçilere yemek verilirken Elazığlı yemek firmalarından alınmalı. Firmalarla alınmayacaksa domatesi, biberi, soğanı Elazığ'daki marketlerden, esnaflardan alınmalı. Bakın bu çok önemli. Aksi halde Elazığ'da çok büyük bir ekonomik kriz olacak. Bunu görmemek, bunu hissetmemek mümkün değil. Ve bu noktada esnafımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi bu noktada açıklanan, esnaflar için açıklanan veriler var. Bugün Elazığ Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Cebrail Top da televizyonumuzda canlı yayındadı. O da işte esnafların ihtiyaçlarını açıkladı. O da diğer oda başkanları da süreç içerisinde açıklıyor. Şimdi KOSGEB'in esnaflara bir desteği var. 100 bin TL olan kredi desteği. Kesinlikle tüm esnafın faydalanması gerekiyor. Sadece dükkanında, binasında hasar olan kişiler değil efendim. Tüm esnafın, Elazığ'daki tüm esnafın bu 100 bin TL'lik krediden ne olması gerekiyor? Faydalanması gerekiyor. En az 20 bin, maksimum 50 bin arası müracaat eden esnaflara kefilsiz, ipoteksiz kredi garanti fonu destekli kredinin verilmesi gerekiyor. Şimdi her geçen gün yeni bir problem ortaya çıkıyor. Vatandaş, esnaf söylüyor. Yahu diyor, ben daha önceden kredi çektim. İşte bankada riskli kişi ilan edildim. Bana kredi vermeyecekler, vermiyorlar. Ben bu kredimi, zaten işim battı gitti. Gelen giden yok, vatandaş yok, müşteri yok. Şimdi ben ne yapacağım? Zaten iş yapamıyorum. Bir de bana spesifik kişiyim diye para da vermiyorlar bankalardan. Kökten battım gitti. İşte o yüzden bu tür şeyleri biraz Elazığ için, komşu şehrimiz Malatya için minimize etmemiz gerekiyor. SSK Bağkur primlerinden tüm esnaflarımızın bir yıl muaf tutulması gerekiyor. Bakın bu da çok önemli. Bu noktada Elazığ'daki esnafların tekel harçları var. Onlar bir süre ertelenebilir. Daha buna benzer birçok esnafımız için yapmamız gereken şey var. Lütfen hiçbir esnafımızı unutmayalım. Yarın, bugün, işte 3 ay, 5 ay sonra o binalar yeniden yapılacak. Bir iğne dahi alıyorsak, o binaların yapımında bir iğne dahi alıyorsak Elazığlı esnaflardan almamız gerekiyor. Lütfen buradan istirham ediyorum. Elazığ'daki esnaf odaları, ticaret ve sanayi odası, diğer tüm esnaf odalarımız, STK'larımız da bu işin takipçisi olsunlar. Elazığlı firmalar elesin. O Elazığlı firmalar da diğer Elazığlı küçük firmaları desteklesinler efendim. El birliğiyle bu şehrin ekonomisini kalkındırmamız gerekiyor. Aksi halde mümkün değil, şehirde büyük bir ekonomik kriz çıkmış olacak efendim. İşte Van'da aynısı yaşanmış. Van Ticaret ve Sanayi Odası açıkladı. Van'daki depremin ardından şehrin %20'si göç etti. Ekonomik olarak çok büyük sıkıntı çektik. Gelen firmalar, binaları yapan firmalar işte yabancı firmalardı. TOKİ yabancı firmaları getirdi. İşte şehre hiçbir girdi, para girdisi olmuyordu dedi. Ve bu zaman ne olacak? Ciddi sıkıntılar gerçekleşmiş olacak efendim. 6.8'lik depremin ardından Elazığ'a gelen Türkiye Sigorta Birliği ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu heyeti Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde toplantı. Türkiye Sigorta Birliği ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu heyeti Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde toplantı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Arslan, amacımız, eksikliklerimiz neler ve bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geldik dedi. Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası halkımızın yaralarını sarma adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün Elazığ'da sigorta sektörünün tüm temsilcilerini en üst düzeyde ağırlıyoruz. Bir yandan Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Sayın Atilla Bey, bir yandan DASK Genel Müdürümüz Mete Bey, yine Sigorta Acenteleri Birliğimizin başkanı değerli hemşerimiz Levent Bey, değerli yönetim kurulu, aynı zamanda profesyonelleriyle birlikte Elazığ'ımızdalar.
Odamızda bugün tüm sigorta sektörü temsilcilerimizle birlikte yaşanan felaket sonrası Elazığ'ımızın mevcut durumunu iyi bir analiz edeceğiz. Herkes kendi kurumu açısından durumu bir değerlendirip eksiklerimiz neler, mevcut durumumuz nedir, hatalarımız nerelerde, neler yapacağız, neleri yapmamız gerekiyor. Özellikle depremzedelerin yaralarını sarma adına ne tür bahaneler üretebiliriz, nasıl olaylara pozitif yaklaşabiliriz, bunların her birini değerlendirme fırsatı bulacağız. İnanıyorum ki bu değerlendirme toplantısı sonrası tüm kurumlarımız, değerli başkanları ve genel müdürlükleri nezdinde kararlarını alıp yönetimlerine gerekli talimatlarını vereceklerdir. Acentelerimiz de bu çıkacak sonuçlarla birlikte düzen alıp hem ekspertiz çalışmaları, hem hasar tespitleri ve ödemeleri noktasında tüm faaliyetler en hızlı bir şekilde yürüyecektir. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler ise, DASK'ın son depremde oluşan zararı çok rahatlıkla ödeyebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, Elazığ ve Malatya için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon lira zarar ödemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Biz tabii DASK deprem dolayısıyla ön plana çıktı. Zorunlu deprem sigortasının da deprem dolayısıyla ne kadar önemli bir uygulama olduğu, sigorta uygulaması olduğu ön plana çıktı. Tabii Doğu Anadolu özelinde bakacak olursak sigortalılık oranlarımızın %40 düzeylerinde olduğunu görüyoruz. Elazığ özelinde bakacak olursak 123 bin konutun yaklaşık 43 bin tanesinde depremin olduğu an %35 bir sigortalılık oranıyla zorunlu deprem sigortası olduğunu görüyoruz. Tabii bu oran düşük kalıyor. Bu oranın yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna ilişkin de çalışmalarımızı yine planlayacağız, devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız Alo 125 üzerinden ihbarlarını yapabilirler. Yine DASK resmi internet sitesi üzerinden de ihbarlarını bizlere bildirebilirler. Biz bunları hemen dikkate alarak hasar dosyalarını oluşturuyor ve hasar ekspertiz raporlarını yapmak üzere hasar eksperlerini görevlendiriyoruz. 30 Ocak'ta ilk hasar ödemelerimizi yaptık. Yaklaşık 350 dosya için şu ana kadar 2 milyonluk bir hasar ödemesi gerçekleştirdik. Ve bundan sonra bu hasar ödemelerinin de hızlı şekilde artacağını düşünüyoruz. Bu anlamda DASK olarak ciddi bir maliyet ve mali bir yüke karşılayabilecek durumdayız. Orada bir oraya odaklanmaktansa orada önemli bir hasar ödeme kapasitemiz var. Yani bir depremde bir yıl için 24 milyar Türk lirası bir hasar ödeme kapasitemiz var. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de Elazığ ve Malatya'da sanayi gelişmişliğin ve nüfus yoğunluğunun bu kadar yüksek olmasına rağmen sigortalılık oranında Türkiye ortalamasının altında kaldığını söyledi. İlk kritik 72 saatin arama kurtarma çalışmalarının bitmesinden hemen sonra sahaya inip yöneticilerimizle, acentelerimizle, eksperlerimizle hemen her tespit çalışmalarına başladık. En kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için, tazminatlarını ödemek için tüm süreçlerimizi gözden geçirdik ve sektör olarak halen de çalışmalarımızı devam ediyoruz. İnşallah çok kısa zamanda bu süreci tamamıyla bitirip vatandaşımızın bütün tazminatlarını hızlı bir şekilde ödeyeceğiz. Genel sigortalılık oranlarını DASK'ın dışında bakarsak bu bölgemiz, Elazığ'ımız, Malatya'mız özellikle sanayi gelişmişliğinin, nüfus yoğunluğunun bu kadar yüksek olmasına karşın sigortalılık oranında Türkiye ortalamasının maalesef altında. Bu anlamda bize de çok yapacak görev düşüyor. Bu tespitlerimizin ışığında gelecekte burada bu bilinci nasıl artırabiliriz? Biz sektör olarak vatandaşımızın yanında nasıl olabiliriz? Bunun çalışmalarına hemen başlıyoruz. Bundan sonrası için çok daha iyi durumda olmak çok önemli. Çünkü biz bir deprem aktif fay hatlarının olduğu bir deprem kuşağında yaşıyoruz. Depremi durduramayız ancak önlem almak ve bu zararlarımızı azaltmak bizim elimizde. Bu doğrultuda tüm sektör olarak tüm gücümüzle de bölgemizin yanında olacağız. Bu çerçevede DASK'ın dışında şu ana kadar bir haftalık çerçevede 753 hasar ihbarı yapıldı. DASK'ın üzerinde ihtiyari sigorta yaptıran vatandaşlarımızdan. Bunun 473 adedi Elazığ'ımızdan,
202 adedi Malatya'mızdan, geri kalanı da diğer illerimizden, çevre illerimizden geldi. Bunlarla ilgili şu an 150 bin TL'si ödendi, 10 milyon civarında da ödenecek muallak hasar görünüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hemşehrimiz Levent Korkut, Türkiye bir deprem kuşağında diyerek gönül isterdi ki sigortalık oranı üst düzeyde olsun dedi. Bir Elazığlı olarak tabii ki üzüldük ama zaten vatandaş olarak üzülüyoruz. Ama maalesef bu işten kaçış yok. Türkiye bir deprem kuşağında. Gönül isterdi ki penetrasyonu çok yüksek olsun. Mete Başkan'ın da bahsettiği gibi sigortalık oranı çok yukarıda olsaydı. Ama biraz da tabii ki bizler de bunu sorumlusuyuz gibi. Acente olarak bizler de biraz daha herhalde bu konu üzerinde daha yoğun olmalıyız. Acente meslektaşlarımız sigortalılara farkındalık yapmak anlamında DASK'ın faydalarını ve işte bu tür olaylarda ne gibi hasardan bir gün önceki hale gelmeleri konusunda bilgi aktarmalı. Önümüzdeki süreç bunu örnek olarak görüp ve bunun üzerinde de çalışmaları yoğunlaştırmalıyız diye düşünüyorum. Elazığ Sigorta Acenteleri Başkanı Harun Barut ise bu tür olaylarda sigortanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İlimiz kötü bir gün geçirdi. Bu anlamda sayın başkanlarımız buraya geldiler ve yaraların sarılması amacıyla gerçekten büyük bir özveri içerisinde hep beraber çalışacağız. Kendilerine teşekkür ederiz. Bizler Elazığ Sigortacılar Derneği olarak ve Sayın Başkanım, Ticaret Odası Başkanım'la hemşerilerimizin yaralarının bir an önce sarılmasını, mağduriyetlerinin giderilmesi anlamında Sayın Başkanlarımıza taleplerimiz ve önerilerimiz var. Onu hazırladık. Ve ilimizde maalesef diğer başkanlarımın anlattığı gibi sigortalanma oranı bayağı düşük. Bu konuda bundan sonra bütün yurttaşlarımızın, hemşerilerimizin sigorta acentelerine gidip deprem sigortalarını, hasarsız binalarının, evlerinin, iş yerlerinin deprem sigortalarının ve sigortalarını yapmalarını rica ediyoruz. Böyle bir temennimiz var. Çünkü sigorta yani bu konuda çok önemli. Yani bu konuda hemşerilerimizin bu bilincinin artmasını istiyoruz. Evet efendim, devam ediyoruz. Şöyle hızlıca mesajlarımıza bakalım. Diyor ki izleyicimiz, Sayın Furkan Bey yanlış konuşuyorsunuz. Ben de Muğla Fethiye'de iş yapan Elazığlı iş adamıyım. O zaman buradaki insanlar da bize iş vermesin. Düşünceniz yanlış. Sizin demenizle kimse iş vermez. Küçük firmalara böyle işler verilmez zaten demiş izleyicimiz. Devlet ihaleye çıkar, en uygun fiyatı teklif eden firma ihaleyi alır. Bunu bilmeniz lazım Furkan Bey. Bu arada Elazığ müteahhitlerinin yaptığı ortada Elazığlı olmasından daha ziyade sağlam yapan firma olmalı ve kontrolleri sağlam yapılmalı. Öncelik bu olmalı demiş izleyicimiz. Furkan Bey sizden ricam, bir ay çocuklar okula gitmeyecek. Bu servis ücretleri ne olacak? Gündeme getirseniz sevinirim. Teşekkür ederim demiş bir diğer izleyicimiz. İyi akşamlar Furkan Bey. Sizi her akşam izlemesem hiçbir bilgi alamıyoruz. Biz de Elazığlıyız. Bursa'da ikamet ediyoruz. Memleketimize çok geçmiş olsun. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Nazlı T isimli izleyicimiz. Aktarmış olalım. Bir soru vardı da evet diyor ki izleyicimiz, hayırlı yayınlar, köy evlerinde ağır hasarlı çıkanlara nasıl bir yol çiziliyor? Yani ev mi yapılıyor, para mı veriyorlar? Bilgi verirseniz seviniriz demiş. Köy evlerinde bildiğim kadarıyla ev yapılıyor. Yani para vermiyor devlet hiç kimseye, ki vermez de yani. Ev yapılıyor. Eğer ağırınız varsa, o da yıkılmışsa evinizde ağırınızda bir yapılıyor. Evinizde oturabiliyorsunuz. Evimiz ağır hasarlı. Az önceki depremde gerçekten çadır kente gitmeye karar verdik. Biz bir şey olmaz deyip yani ağır hasarlı evde nasıl oturuyorsunuz? Yani bu mesajı atan izleyicimiz. Ya gerçekten enteresan bir durum. Evimiz ağır hasarlı. Az önceki depremde gerçekten çadır kente gitmeye karar verdik. Biz bir şey olmaz deyip oturuyoruz ama olmaz böyle.
Vallahi siz öyle bir şey olmaz oturup diyorsanız öyle oturmaya devam edin. Yarın bir gün ufak bir sarsıntının altında kalırsınız. Yani siz kendi canınızı düşünmüyorsanız çoluğunuzun çocuğunuzun canı düşün. Ben burada 15 gündür bas bas bağırıyoruz evlere girmeyin. Ağır hasarlı evlere, orta hasarlı evlere girmeyin diye. Tekrar edelim. Orta hasarlı evde oturuyorsanız, orta hasarlı raporu verildiyse orta hasarlı evlere giremezsiniz. Ağır hasarlara zaten girmemeniz gerekiyor. Orta hasarlı evlerde dahi oturmamanız lazım. Bakın bakan açıkladı. Orta hasarlı evlere girilmemesi lazım. Ne yapılacak? Güçlendirme yapıldıktan sonra orta hasarlı evlere girebilirsiniz. Zaten peyderpey ne oluyor? O evlerin, orta hasarlıların, ağır hasarlıların evlerin doğal gazları kesiliyor, elektrikleri kesiliyor, suları kesiliyor. Lütfen girmeyin evlerinize. Yazık yani. Bakın deprem artçı sarsıntılar oluyor sürekli. Şimdi o evlere giren izleyicimize gelsin bu haber. Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki deprem anında Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çekilen güvenlik kamera kayıtlarına geçen görüntülere bir kısmını geçtiğimiz gün ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi o görüntülerin yenileri geldi efendim. İşte bakın 6.8 büyüklüğündeki deprem nedir? Nasıl olur? Nasıl hissedilir? İşte izleyelim. 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik depremde çok sayıda yapı hasar görürken Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Çok katlı 4 binanın yıkıldığı, yüzlerce yapının ağır hasar gördüğü o depreme ait yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Deprem günü önemli görev üstlenen hastanelerden biri olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kapıların kendi kendine kapanması, ambulansın sallanması, insanların kaçışması, birbirine veya kolonlara sarılarak beklemeleri yer aldı. Hasta giriş kayıt kısmında bekleyenlerin kaçıştığı o anda bir görevli personelin ise masanın altına saklanması dikkat çekti. Şimdi efendim, evet depremi yaşadık, deprem bitti. Yeni bir deprem gelir mi biz bilmeyiz, Allah bilir. Ama gördük ki tüm güvenlik kameralarından o günden bugüne kadar kayda giren tüm güvenlik kameralarından gördük ki gerçekten deprem anında ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Şimdi yayın yönetmenimiz Oğuzhan Sinan tekrar rica edelim o az önceki görüntüleri bir daha sizlerle birlikte izleyelim. Kim ne yapıyor, nasıl hareket ediyor? Şimdi burası Fırat Üniversitesi Hastanesi. Başı alabilir miyiz görüntüyü? Bu baş mıydı? Ha, tüh bilseydik tüm ana görüntüyü atardık. Neyse. Böyle şimdi bakın burada vatandaşlar kapıdan çıkıyor. Bu gelen andan bu görüntünün hamını alabilir miyiz? Ham halini. Evet. Orada daha iyi anlatabiliriz. Şimdi biraz şey yapalım. Ben de bu arada mesaj okuyayım gelen andan görüntüler gelinceye kadar. Çünkü bu güvenlik kamera kayıtları gerçekten çok önemli. Bilinçsiz olduğumuzu bize gösteriyor. Aslında devletin her kurumunun önüne alması gerektiği, her yerde bunun anlatılması gerek. Lütfen eğer bir deprem anında bir binadaysanız hemen kaçmayın. Çünkü bakın merdivenler yıkıldı. Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında çıkanların bir kısmı merdiven boşluğunda çıkartıldı. Hemen bir kolonun dibi ya da işte yüksek bir masa, büyük bir böyle şu boylarda, orta boylarda bir dolap, komidin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, onların yanına sığınmamız gerekiyor. Deprem oluyor, adam sallanıyor, ortada böyle tavana bakıyor. Yani yıkılınca ne olacak? Çok riskli. Şimdi birazdan o görüntüleri birlikte tahlil edeceğiz. Vallahi yine çok sayıda mesajım var. Okuyamadım hemşehrilerimden şimdiden özür dileyim. Burası Kültür Mahallesi Gürsel Sokak'taki evim. Buraya hafif hasar raporu verildi. Gelin siz hesap edin durumu. Saygılar Ömrüm Bakır göndermiş. Efendim hemen itiraz edin. İtiraz hakkınızı kullanın. Bir kez daha ekiplerin gelip bakmasına vesile olmuş olursunuz. Evet görüntümüz hazır. Şimdi bakalım en baştan şu üniversite hastanesindeki duruma, deprem anına bir bakalım. Nasıl 6.8 büyüklüğündeki deprem nasıl hissedilmiş?
Evet, şimdi ekranlarınıza gelecek. Şimdi burada vatandaşlar bilet gişesinde bekliyorlar. Bilet gişesi diyorum, giriş gişesinde. Bakın orada içeride kalan bir vatandaş var, görevli. Kaç mı? Bakın sığınacak bir yer alıyor, doğru yeri buluyor ve sığınıyor. Orada nereye sığındı onu göremiyoruz görüntüde. Diğer insanlar dışarıya koşuşturuyor. Doğru bir taktik midir? Nereye sığındığını tam olarak göremedik ama muhtemelen ağır bir şeyin yanına sığındı. Doğru bir taktiktir. Devam edelim. İnsanlar tabii burada koştu. Bakın bilgisayar ekranları nasılsa birazdan yerin nasıl sallandığını göreceksiniz. Bakın arka tarafta insanlar halen koşuşturuyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar deprem anında. İşte kimi içeri giriyor, kimi dışarı çıkıyor, kimi ne yaptığı belli değil. Millet kafasına göre gidiyor. Burası gişe. Gişe diyorum. Bakın burası arabaların hiçbirinin içerisinde şoför yok. Nasıl sallanıyor ambulanslar? Bakın sarsıntı o kadar büyük, o kadar aslında ciddi bir problem ki bakın İnsanlar panik halinde bakın şuraya bakın yer nasıl sallanıyor. Arabalara bakın. Fırat Üniversitesi acil servisinin önü burası. Arka tarafta sedyede insanlar var. Devam ediyor sarsıntı. Az önceki giriş yapılan gişenin acilin önündeki başvuru gişesinin önü burası. Başvuru noktasının. Şimdi burası hasta katları. İnsanlar nereye koşuşturacağını bilmiyor. Asansörler Allah'tan boş. Merdivenlere yöneliyor insanlar. Bakın şurası çok önemli. Şu kapıyı bir durdurabilir miyiz? Biraz az geri alalım. Şimdi burayı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ni bilen izleyicilerimiz bilirler. Orası Fırat Üniversitesi'nin polikliniklerine, işte hasta servis katlarına giden kapı. Bakın vatandaş o can haliyle kapıyı aşmaya çalışıyor. Kapı ileriye gitmiyor, geriye çekiyor, bir zaman kaybı yaşanıyor. Adam koştu. Devam ediyor görüntü, devam etsin. Kaçtı, biraz orada zorlandı, zaman kaybı yaşadı. Sonra devam ediyor. Arkadan insanlar geliyor ama keşke o kapı orada açık olsaydı. Bakın insanlar tek haneden çıkmaya çalışıyorlar hastalar. Halen kapıyı tutan kimse yok. Geliyor halen kimse yok. Kapıyı insanlar kendi imkanlarınca çıkıyor. Sonra işte bir hemşerimiz, bir vatandaşımız Allah razı olsun durumu fark ediyor. Diğer kapıyı açıyor. Ondan sonra insanlar yoğun bir şekilde tahliye oluyor. O vatandaşımız kim bilmiyorum. Allah razı olsun ondan. Muhtemelen hastane görevlisi ya da güvenlik görevlisi olabilir. Çünkü bakın burada da çok önemli. Şimdi deprem oluyor. Bakın deprem anı. Hasta servis katları. Bakın bu vatandaşlar 3 kişi bir araya geldi. Kendilerine bir kolon oluşturuyorlar. Yani bakın bir yere gitmiyorlar. 4. kişi de o kolona dahil oluyor. Çok yanlış. Arka taraftaki vatandaş ne yapıyor? Kolonun dibine duruyor. Kolona sarılıyor. Ve en doğru olan, belki bir boş bir salonda en doğru olan hareketi yapıyor. Diğer vatandaşlar ortada birbirlerine sarılıyorlar. Bakın benzer bir görüntü burada da var. Kolonlara insanlar sarılıyor şu anda. Bak bir kişi gitti kolona sarıldı. Diğerleri sandalyelerin önüne diz çöktüler. Ama burada kolona daha yakın olmak gerekiyor esasında. Bunları paniğe kapılmamadan o an yapmamız gerekiyor. Burada acil servis. Lambalar düşüyor. İnsanlar koşuşturuyorlar. Ve burası Bodrum 2. kat. Yaşlı bir teyzemiz, Allah şifa versin, MR çektirmek için bekliyor. Bakın bir çare, kimse yok belki etrafında. Biri yetişiyor, teyzeyi çekip kurtarıyor oradan. Bunlar şimdi 2 kat daha yukarıya çıkacaklar zemine ulaşmak için. Burası zemin kat. Bakın o zemin kat tabelası nasıl sallanıyor. Bu biraz da depremin büyüklüğünü bize esasında gösteriyor. Biraz da deprem anında ne yapmamız gerekiyor, nasıl hareket etmemiz gerekiyor artık bunları da konuşmamız gerekiyor. Çünkü Elazığ bir deprem bölgesi, büyük bir depreme atlattık. Bak ortalık toz duman oluyor. Nereye gidecekler insanlar bilmiyorlar, bakınıyorlar. Etraflarına. Evet burada yine acil servisinin giriş kısmı. Şarj aleti nasıl sallanıyor? İnsanlar kaçıyorlar panik halinde.
burada yine bir kapının önü. Kapı kendinden kapanacak şimdi sarsıntıdan. Ablalar bir şekilde kapıdan çıkıyorlar. O yüzden lütfen dikkat edelim. Çok teşekkür ediyoruz yayın odasındaki arkadaşlarımıza. Lütfen dikkat edelim. Eğer boş bir alanda bulunuyorsanız, etrafınızda sığınacağınız hiçbir şey yoksa kolonların dibine girelim. Kolon çünkü bize bir destek sağlayabilir. Hayatta kalabilmemiz için hayat üçgeni sağlayabilir. Bunlarla ilgili biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Durum onu gösteriyor. Mesajlarımıza devam edeceğiz ama günün gelişmelerine hızlıca bakmış olalım. Elazığ'ın en eski mahallelerinden biri olan Gümüşkavak Mahallesi sakinleri yaşanan depremin ardından meydana gelen hasar sonrasında kentsel dönüşüm beklediklerini açıkladılar. Elazığ'ın en eski mahallelerinden olan ve daha çok kerpiç yapı bulunan Gümüşkavak Mahallesi, yaşanan depremin ardından meydana gelen hasar nedeniyle kentsel dönüşüm istiyor. Mahallenin içini bir yazın görün, yani %80'i yıkıktır. Oturacak bir durum değil. Bizim de evlerimiz kerpiç, benim evim 45 senelik evdir. İşte bunlara bir çare olması lazım, bir kentsel dönüşüm ya da artık neyse, onu bekliyoruz devletten. Kerpiç bina bizim de. Hasar tespit olarak zaten eski bina oldu. Yani kerpiç olması belli başlı zaten şey yani. Yani sıkıntı. İnanın kurban amalla yani yatık ama korku içinde yatık. Şey yok Allah'a şükür devletimiz bakıyor. Yani sıkıntı yok. O yönden he. Yani dış görünüşüne bakın. Şu an bu köyün yani komplesi kerpiç bina. Gördüğünüz işte binalar hepsi de kerpiç bina. Yani kerpiç bina. Yani bu ikinci deprem hani 2.5'te oldu ya 4.6. O zaman hasarlar çok belli etti yani. Birincide değil de ikincide çok belli etti. Yani bütün kerpiç binalar hep çatlak. Ha Allah razı olsun. Yiyecek, içecek, çadır o ihtiyaçlarımızda devletimiz gördü. Ondan da bir sıkıntımız yok. Fakat evlerimiz hep yani korkarak oturuyor. Oturuyor ama korkarak oturuyor. He. Yani hepsinde hasar var. Şu anda oturduğumuz evde hiç kimse kapısını kitlemiyor. Yani varsa 3 kişi belki kilitler kitlemiyor. Gece sabaha açık. Kapılar açık. Çünkü niye? Herkesin evinde bir çatlağı, bir patlağı mutlaka var. Burası bildiğin işte ne diyeyim sana eski en eski mahallelerinden biri ha. Yani 100 senelik ev. Elazığ'ın. En eski mahallesi. En düşük ev 100 senelik ev. Yani biz evlerde korkarak yattık. Yani arkadan kapı kitleme yok. Hani kerpiç bina. An sallandı gitti yani. Gerçekten çatlak da çok, hasar da çok. Ama korkarak oturuyor. Bir yangın arabası giremiyor. Evimizi taşıyoruz. Büyük bir araba giremiyor. Giriyor mu büyük bir araba? Bir pikap küçük bir. En fazla 6 tekerli araç girer bizim buraya. En fazla çöp arabası. Ondan fazlası giremez. Buralarda gel buralara büyük kamyonlara girer mi? Bu da buralar çok yine geniş yerler şu anda. Iyi, sen gel bizim kenar taraflara gez. Aşura'ya bir araba girsin çıksın. Giremez çıkamaz. Aşura'ya girsin o bir taraftan çıkamaz. Yok ha. Yollar hele hiç olmuyor. Hiç dipten yani mağduruk. Gerçekten çok mağduruk. Hani olacak gibi değil yani. Demen gibi hiç ilgilenen de yok. Bizle beraber hiç kimse yok. İşte gördüğünüz şekilde binaların en aşağı 100-150 senelik binalar bunlar. Ondan sonra hepsi yıkılmak üzere. Hep kerpiç bina. Ondan sonra bir de gördüğünüz gibi ondan sonra köstebek yuvasına dönmüş. Her tarafı dökük çökük. Ondan sonra buraya bir tane yani doğru dürüst bir yangın olsa burada ondan sonra 2 metre aradır buranın. Buraya yangın arabası giremiyor. Çözüm bekliyoruz tamam. Feci bir şekilde sarsıntı oldu yani. Millet korktu. Ürperdi bak. Komşumuzu mesela ağır hasarlı ve taşındı ve ona da yani yardım etmek için dışarıya çıkmışız. Gümüşkavan hali hal değil. İlla deprem ola altında kalalar mı kentsel dönüşüm gele? Yoksa burada yaşayanlar insan değil mi? Sizin evinizde herhangi bir sıkıntı var? Var tabii ki benim. 2 tane de özürlüm var hatta. Hadi ki o yıkıldı altında kaldı. Bunun mesuliyeti kime? Şu an nerede kalıyorsun? Gene kendi evimde. Nerede çıkacak bir yerim yok. Ev tutacak. Zaten Elazığ'ın hali hal değil. Oradakiler de mağdur. Peki evinize hasar tespitin için geldi. Hasar tespiti geldiler. Şimdi orada hasarlı dedi ama şimdi ağır hasarlı da olsa gene ben oturacağım. Ne diyecek? Bunca vatandaşımızın hepsi de böyle mağdur. Yani bir tek biz değil. Komşumuz bak evi yok.
eşyaları bu duruma götürecek, kendi nerede kalacak mı belli bile değil. Başka bir ihtiyacınız var mı peki? Vallahi bilmiyorum. Yani ihtiyacı olan çok da benim ihtiyacım yok. Yardımlar konusunda. Allah razı olsun. Çok şükür herkes de, yani muhtarımız da dahil, herkes herkesin ihtiyacı olanı verir, temin ediyor. Sağ olsun. Peki talebiniz ve beklentiniz nedir? Vallahi bizim talebimiz mahallemizin kentsel dönüşümüne girmesi. Sağ ol, insanlar razı olsun. Taşladı, gece yatmıyor, öyle kıs 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 ses çıkarıyor diye. Biz nasıl yatak dibinde? Olmuyor ki. Evimiz hafif gitmiş. Vallahi çadırımız yazık. Çadırda mı kalıyoruz? Evet, bak çadırımız buz gibi. Buz gibi yakıyoruz ama hiç ısınmıyor. Hı? Vallahi ne dak ya. Evimiz yıkılmıyor. Akşam biraz yiyecek yemeklerini götürdüm. Diğerler eşyalar kalmış otur orada. Yani yıkılacak eviniz, ağır hasarlı. Evet, ağır hasarlı. Ağır hasarlı bize geldi zaten. Bize geldi de hiç içinde yatmayasın, çıkın içinde. Biz de çıktık. Ne yapak? Mecbur. Bizimsi bunlarkisi kader değil ama bizim de hep yıkılıyor. Eski ev, kerpiş ev bile. Vallahi hepsi de aynıdır yani. Beklentiniz ne peki? Vallahi evlerimiz yıkılay. Kentsel dönüşmen dilim dediğini söyleyeyim. Olsa yıkılsa iyidir yani. Eski evler hepsi de leyler. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Vallahi bak, bir tek evlerimiz yıkılsın, yapılsın. Yani şeyimiz olur. Tek beklentimiz olur yani. Ya bu gördüğünüz ev benim evim. Burası merkez mahallesi. Burası da ara bir sokak. İşte halimizi görüyorsunuz. Hasar durumu ne peki? Hasar durumu sadece dışarıdan bir fotoğraf çektiler. TC numaramı aldılar. Telefonumu aldılar. Hiçbir şey de yok. Şu evde ben oturuyorum. Şu anda da oturuyorum burada. Hı hı. Yani bir can güvenliğimiz de yok. İşte bak evin hali de görünü. Nereye gidelim? Yani oturacak yerimiz de yok. Gidecek bir yerimiz de yok. Hı hı. İşte şu evde şu an şu şekilde oturuyoruz yani. Hasar durumu ne peki? Hasar işte budur. Bak yarılmış. Yetkililer ne dedi? Yetkililer az hasar gösterdi. Bu az hasarsa biz de kabul edelim, onlar kabul edilse. Gerçekten oturamıyoruz yani. Yani oturduğumuz vakit evde ufak bir sarsında hemen kapıya kaçıyoruz. Hazır. Ha budur işte evin hali de görünü. Yani buraya bir an evvel kentsel dönüşümün gelmesini istiyoruz amizde. Vermediler yani, hasarsız diye görünüyor ama evin hali görüyorsunuz şu anda. Çocuklarınızla evdesiniz. Evet. Şu anda oturuyoruz ama tehlikeli. Kerpiç bina. Dışarıdan beton su atılmış ama kerpiç bina. Yani bu kerpiç binalara bir çözüm bulunması lazım. Genelde öyle yani, biz kerpiç dönüşüm bekliyoruz yani, başka çözüm olmaz buralarda. Evinizde mi kalıyorsunuz artık? Tabii şu anda evimizde kalıyoruz. Yani çadır madır yani. Tabii ki sağ olsun muhtarımız da şey yaptı. Vallahi yani şu anda evimizdeyiz yani. Çadır da yani gerekirse alırız yani, eğer şey yaparlarsa. Yani şu anda bekliyoruz yani. Yani yetkililerden bir şey bekliyoruz yani. Bir el atmalarını bekliyoruz. Yo, işte telefonda söylediler. Dedi oturabilirsiniz ama 2-3 yerde çatlak var yani. Korkuyoruz yani. Şu an evde mi yaşıyorsunuz? Evet, evde yaşıyoruz. Çadır kurmuşuk. İşte yok evimizin yıkılıp yapılmasını, bir de para istiyoruz. Para da istiyoruz, çok mağdur durumdayız. Valla çatlamış, korkumuzda giremiyoruz, çadırda kalık savuktur. Bir girik bir çıkık. Topraklı evler, ev bizim değildir. Bir ev yaparlar bize, bir yardım verirler. Kesem dönümü yaparlar. Yani buranın kesem dönüşüme girmesini istiyoruz. Gerçekten hani bir içerilere bir gelip bir baksanız. Yani bu odada oturuyoruz, oda böyle kerpiç duvar çatlamış yani. Bu yine bu ahır yine ile hepsi çökmüş. Gümüşkabak Mahalle Muhtarı Ahmet Gül, evlerde ciddi hasar var. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanarak mahallede dönüşüm istediklerini söyledi. Evlerde ciddi hasarlar var. Evler zaten daha önce de ben Bakan Bey'e de söylemiştim. Daha önce ekranlarda yine söylemiştim. Bizim zaten depreme gerek yok. Evler zaten başımıza yıkılıyor bizim. Deprem olmadan da evlerimiz eski, gezdiniz gördünüz, vatandaş talep etti geldiniz. Sağ olsun vatandaşlarımız da artık şey değil, bize gıda, battaniye lazım değil. Bizim öncelikle evlerimize korkuyoruz, girmeye korkuyoruz. Hepsi gece gelin, herkesin kapısı açık. Hiç kimse kapısını kapatmıyor. Niye kapatmıyor? Her an deprem olur dışarı kaçarız, dışarı kaçabilelim diye. Mahalle eski bir mahalle. Çoğu 50 sene, 100 senelik kerpiç evlerden oluşuyor. Mahallenin genelini gezdiniz herhalde. Bu evlerde insanların yaşaması gerçekten mucize. Depremde de yıkılmaması bir mucize. Biz 2009'dan beri ben
Gümüşkavak Mahallesi'nin kentsel dönüşüme girmesi için elimden gelen tüm mücadeleyi gösteriyorum. Bu Ankara nezdinde girişimlerde bulunduk. 2010'da bir noktaya getirdik. Van depremi olunca bu kentsel dönüşüm olayı tüm Türkiye'ye yayıldı. Yine biz geri planda kaldık. Geçen dönem Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanına dahil edildi mahallem. Riskli alan, şu anda zaten riskli alanda. Şimdi Elazığ'da maalesef birçok bina, birçok konut yıkılıyor. İnsanlarımız çoğu evlerinden, barklarından oldu. İnşallah kısa sürede devletimiz o yaraları saracak. Ona devletimize olan güvenimiz tam. Cumhurbaşkanımız zaten geldi buraya. Gerekli talimatı verdi. Bakanlarımız da sağ olsun ilk günden beri burada Elazığ'dan ayrılmadılar. Onların burada olması çok büyük bir şans Elazığ için. İnsanlar bugün bizim diyoruz gıdaya ihtiyacımız yok, gıda vermeyin, battaniye vermeyin. Bizim mahallenin yani yeniden yapılandırılması olası ileride. Bugün artık evleri gezdik. 4.5, 5. şiddette bir depremde bu evler ayakta duramaz. Bu evlere güçlendirme de yapamazsınız. Kerpiç evler güçlendirme neyine yapacaksınız? Yığma evler, burada karkas bina yok. Burada dediğim gibi rezerv alanımız da var. Yani TOKİ'nin girebileceği 100-150 dönüme yakın boş alanımız var. Hemen mahallenin bitişiği, güzel, değerli, kıymetli yerlerimiz. Gelsin devletimiz güçlü, Cumhurbaşkanımız sağ olsun Elazığ için muslukları açmış. İş burada, ben Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla birkaç defa görüştüm. Bugün buradaysa yine görüşeceğim. Yani ne gerekiyorsa yalvaracağız, yakaracağız. Vallahi gidip kapısında yatacağız. Bir şekilde bu mahalle, bu insanları bu şeyden kurtarmamız lazım. Evet efendim, devam ediyoruz. Mesajlarımız geliyor. Hepsini okumam mümkün değil ama ben böyle haber aralarında okuyup hepsine toplu bir cevap vermiş olacağım elimden geldiği kadarıyla. Ama bankalarla ilgili de bir talep var. İyi yayınlar Serkan Bingöl ben. Bütün bankalar kredi ertelemesine gitti. Devlet Bankası, Vakıf Bank hariç tüm bankalar kredi ertelemesini yaptı. Vakıf Bank yapmadı. Genel müdürlüğü aradım. Müşteri temsilcisinin dediği şu an böyle bir çalışma yok. Evet, Vakıf Bank'tan da Elazığlılara bir destek bekleniliyor efendim. Aktarmış olalım. Şimdi QNB Finans Bankası'nda aynı durum söz konusuymuş. Orada da yine erteleme durumu yokmuş efendim. Yani en azından bu bankalarımız Elazığlı vatandaşların durumunu göz önünde bulundurarak biraz daha vatandaşın yanında olabilirler. Şimdi ben bu sorularınıza birazdan toplu cevap vereceğim ama geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen ve ulusal haber sitelerine de konu olan bir haber vardı. Yapacağınız yardımın diye başlık atanlar da vardı. Elazığ'da vatandaşların kafasına atılan yardımlar kamuoyunun tepkisini çekerken Elazığlıları da derinden üzmüştü. Konuyla ilgili Elazığ Valiliği açıklama yaptı. Elazığ'da depremin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir grup şahıs vatandaşlara dağıttıkları yardımları insanların kafasına atınca büyük tepki çekti. Kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan yardım dağıtma görüntüsü Elazığlı vatandaşları da derinden üzdü. Konuyla ilgili Elazığ Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: İlimizde meydana gelen depremin ardından 28.01.2020 tarihinde saat 17.50 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibet Cemevi'ne 23EU946 plakalı kamyonet ile bir grup şahıs gelerek cemevinde yardım malzemesi dağıtmak istediklerini söylemişlerdir. Söz konusu şahıslar tarafından getirilen yardımların cemevi yetkileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak gelişi güzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtım görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde bahse konu yardım dağıtımı yapanlardan PKK-KCK terör örgütü kaydı bulunan AD isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Evet efendim, o yardım görüntüleriyle ilgili açıklama yapıldı. Şimdi köylerle ilgili çok sayıda soru var. Köylerde şöyle bir durum var efendim. Köydeyiz, ne yapacağız? Yardım nasıl alacağız diyor vatandaşlarımız. Köydeki süreç, eviniz yıkıldıysa
ahırınız yıkıldıysa oraya tespit edilecek, ağır hasar raporu verilecek ve eviniz beraberindeki ahırla birlikte köyde yapılacak. Yani son bilgi böyleydi. Bir düzenleme yapılır mı, şehir merkezinde de yapılır mı bilemem ama son açıklamalar o yöndeydi. Eviniz, ahırınız köyde bulunduğu yerde yapılacak. Ekstradan bir para verme durumu söz konusu değil. Şehir merkezindeki vatandaşlar hangi haklardan faydalanıyorsa köylerdeki hemşehrilerimiz de aynı haklardan faydalanmış oluyor. Şimdi hasar tespit raporları ile ilgili gelen mesajlar var. Olgunlar Mahallesi İhvan Sokak. Mesela işte vatandaşımız diyor ki evimiz yıkılıyor, az hasar verdiler. Şimdi bununla ilgili tekrar edeyim. Sürekli söylüyoruz. Az hasar verdilerse, orta hasar verdilerse, evinizin daha kötü bir durumda olduğunu düşünüyorsanız hemen itirazınızı valiliğe yapın. En kısa süre içerisinde ekipler tekrar geleceklerdir ve tekrar bir hasar tespit çalışması yapacaklardır. Elazığ'da 88 bin metrekare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta 1000 konteynerin kullanacağı alanda çalışmalar devam ediyor. 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda depremden hemen sonra başlatılan geçici barınma imkanı sağlayan konteyner kent kurulum çalışması Elazığ Spor Tesislerinin yanındaki 88 bin metrekarelik alan üzerinde devam ediyor. İlk etapta 1000 konteyner kurulması planlanan bölgede zemin ve altyapı çalışmasının dörtte biri tamamlandı. Pis ve temiz su bağlantılarının çalışmaları da hızlandırıldı. Bizler de Elazığlıların ilk günden beri yanındayız. Elazığ Spor Tesislerinin yanında bulunan 88 bin metrekare alanda 1000 adet konteyner yapımına başladık. Altyapısını dörtte bir oranında tamamladık. En kısa sürede konteynerların montajına başlayacağız. 24 saat fardiye olarak gece gündüz durmadan sürekli çalışıyoruz. Bu aşamada konteynerların pis su bağlantıları, temiz su bağlantılarının çalışmaları hızla devam ediyor. Elektrik tesisatı için hazırlıklarımıza başladık. 4 gündür 24 saat olarak çalışmaktayız. Önümüzdeki 1-2 gün içinde konteyner montajına başlamayı düşünüyoruz. Öte yandan altyapı kapsamında elektrik tesisatının hazırlıklarına başlandığı belirtildi. AFAD deposundaki konteynerların da belirlenen noktalara aralıksız bir şekilde gönderildiği ve kuruluma hazır hale getirildiği bildirildi. Efendim tekrar ederim. Gerçekten çok sayıda mesajımız var. Sürekli izleyicilerimiz mesaj gönderiyor. Hepsini cevaplandırmam mümkün değil. Hepsini okumam da mümkün değil. O yüzden rastgele herhangi bir mesajı tıklayıp okuyorum. Nahl Bey'de oturuyorum. Binamıza bakıp hafif hasar dediler. Muhtarda hasarlı ev diye rapor tutulmuş. Ne yapmalıyız? Efendim muhtardaki rapor, askıya çıkan raporu dikkate almanız gerekiyor. Size şifayen, hafif hasar şifayen, hasarsız denilmiş olabilir ama önemli olan askıdaki durum sizin için önemli ama bir karışıklık da olmuş olabilir. Hemen valiliğe, ilgili birimlere dilekçenizi yazarak durumu tekrar gündeme alabilirsiniz. Harç alınmasın diyor öğrenciler. Üniversitede harç alınmasın diyorlar. Sınava girecek öğrencilerimiz genelde işte ek puan istiyoruz diye talepleri var. Bu ek puanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk etiketleyerek, YÖK Başkanı'nı etiketleyerek talebinizi dile getirebilirsiniz efendim. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden artçı sarsıntıların raporunu yayımladı. Elazığ'da meydana gelen depremle birlikte artçı sarsıntılar etkisini sürdürmeye devam ediyor. AFAD Elazığ'da meydana gelen depremlerin grafiğini yayımladı. 6.8 büyüklüğündeki depremle birlikte Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü 82 deprem meydana geldi. 25 Ocak Cumartesi günü Elazığ'da 488 deprem oldu. 26 Ocak Pazar günü 310, 27 Ocak Pazartesi günü 227, 28 Ocak Salı günü 192, 29 Ocak Çarşamba günü 181, 30 Ocak Perşembe günü 114, 31 Ocak Cuma günü ise 99 deprem meydana geldi. 1 Şubat Cumartesi günü 117, 1 Şubat Pazar günü 109, 3 Şubat Pazartesi günü 76, 4 Şubat Salı günü 108, 5 Şubat Çarşamba günü ise 49 artçı sarsıntı daha oldu.
Bu kapsamda Elazığ'da 24 Ocak tarihinden itibaren 5 Şubat çarşamba gününe kadar 2152 deprem meydana geldi. Evet efendim, artçılar devam ediyor. Üniversite mahallesi, üniversite apartmanı sakiniyiz. Evimize giremiyoruz. Orta hasarlı dedikleri için özel mühendis getirdik, ağır hasar dediler. Biz neye inanacağımızı şaşırdık, mağduruz diyor. Şimdi tekrar ediyorum, sürekli tekrar ediyorum. Herhalde de sürekli tekrar edeceğim. Evinize orta hasarlı rapor verildiyse zaten evinize girmemeniz gerekiyor. Orta hasarlı evlerde oturan vatandaşlarımızın evlerinde oturmamaları, evlerini tahliye etmeleri gerekiyor. Ancak evlerinizi güçlendirdikten sonra evlerinize girip oturacaksınız. Zaten şu anda ağır hasarlı bina raporu verilen ve orta hasarlı bina raporu verilen yerlerin de doğalgaz, elektrik ve su sayaçları tek tek sökülüyor. Devlet doğalgaz, elektrik vermiyor ki. Hani eve girip oturmayın riskli diye. O yüzden sizler de evinizde oturmayın. İşte çadır kent vesaire, şu şeye de bir değinelim. Bu noktada konteyner kent alanlarının çalışmaları devam ediyor. Biraz daha hızlanması lazım. Vatandaşlarımız görünen o ki sabırsız. Biraz daha vatandaşlarımızın daha güvenli, daha sağlıklı, daha sıcak bir ortamda kalmaları için çalışmaları hızlandırmak lazım. İşte 2000'in üzerinde bir konteyner kent alanı oluşturuluyor Elazığ'da çeşitli noktalarda. Ayrıca eski devlet hastanesi, orada da çalışmalar sürüyor. En kısa süre içerisinde işte muhtemelen pazartesi, salı ya da en geç çarşamba gününe kadar orası yetiştirilecek. Çadırlarda kalan vatandaşlar eski devlet hastanesine nakledilecek. Orada kalacaklar. En azından bir bina sıcak, güçlendirilmesi yeni yapılmıştı. Güvenli olduğu ifade ediliyor. Sıcak bina içerisinde insanlarımız kalacak. Aksi halde işte dün gece gördünüz. Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız bilmiyorum saat 4'te 5'te uyanıklar mıydı ama inanılmaz bir fırtına var dışarıda. Vallahi ben korktum. Çadırlarımız sıkıntı yaşayacaklar diye. Bu noktada oralarda nakil süreci devam etmiş olacak. Efendim Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar nedeniyle Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderilerek kanun hükmünde kararname ile Elazığ'ın yaralarının sarılmasını istendi. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, Cumhurbaşkanımızın yeni bir düzenleme ile kanun hükmünde kararname çıkartıp, Elazığ'a farklı bir yapılandırma kazandırması için bir dizi çalışmalarının olduğunu söyledi. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem münasebetiyle Elazığ'ın görmüş olduğu zararların telafi edilmesi ve bundan sonra yeni bir yapılanmaya girme adına Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti olarak hukukçularımızın yapmış olduğu bir araştırma inceleme neticesinde Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilme konusuyla alakalı herhangi bir yeni yasa değil de başkanlık sistemi olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir düzenleme ile kanun hükmünde bir kararname çıkartıp Elazığ'a farklı bir yapılandırma kazandırması için bir dizi çalışmalarımız oldu. Tabi bu çalışmaları hukuk diliyle çok değerli avukatımız Sayın Avukat Kemal Çelebi Bey izah edecektir. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Yönetim Kurulu Vekili Avukat Kemal Çelebi, Elazığ'ın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik çöküntüyü göz önüne aldığımızda çok büyük bir yıkımla karşı karşıyayız dedi. Gelinen bu süreç içerisinde Elazığ ilinin şu an içerisinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar göz önüne alındığında hakikaten çok büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğumuzu müşahede etmiş bulunduk. Toplumda afet bölgesi kavramı üzerinde bir spekülasyon yaratılmıştı. Biz aslında böylesine acıların yaşandığı bir dönemde her türlü siyasi mülahazaların üzerinde durularak objektif ve tarafsız bir şekilde Elazığ halkının bu acılarının paylaşılması gerektiğini düşünüyorduk ve o düşüncemizi bugün de aynen muhafaza ediyoruz. Bu anlamda bundan sonra Elazığ'ın yeniden canlanması, ekonomik ve sosyal hayatın tekrar eski haline gelmesi için neler yapılabileceği hususunda cemiyetimizde, yönetim kurulumuzla birlikte uzun zamandır bir istişare toplantısı yapıyor idik. Çelebi, yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanlığı makamına resmi başvuruda bulunarak Elazığ'ın yaralarının sarılmasını istediklerini söyledi. Bu tür deprem felaketlerinde illerle ilgili yapılmış olan düzenlemeleri gözden geçirdik ve orada müşahede ettik ki
1992 yılında meydana gelmiş olan Erzincan depreminde o zamanki hükümetimiz 38-38 sayılı yeni bir yasa çıkararak o ilin yeniden ayağa kalkması ve ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanması için çeşitli özel önlemler aldığını görmüş olduk. Her ne kadar 72-69 sayılı bir yasa ile deprem ve benzeri afetlerde uygulanacak usul ve esaslar yasayla hüküm altına alınmış ise de söz konusu yasa hükmü genel hükümler içermekte olup bu hükümlerin özellikle deprem veya benzeri afetlerin büyük afetleri meydana geldiği yerlerde uygulanması için kesinlikle özel bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu anlamda bildiğiniz üzere 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren ülkemiz yeni bir yönetim sistemine geçmiş bulunmaktadır. Bu yönetim sisteminin en önemli avantajlarından biri de parlamenter sistemin aksaklıklarını ortadan kaldırmak, başkanlık sistemiyle olaylara çok hızlı müdahale etmek, etkin şekilde karar mekanizmasını işletebilmek için Cumhurbaşkanımıza başkanlık kararnamesi çıkarma hak ve yetkisi verilmiş bulunmaktadır. İşte cemiyetimizin uzun zamandır üzerinde durduğu hususta bu anlamda Elazığ'ımızın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik çöküntüyü göz önüne alarak aynı şekilde ilimizle ilgili özel bir düzenleme yapılması hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın harekete geçmesidir. Az önce de zikrettiğimiz üzere Cumhurbaşkanımız hakikaten bu tür olaylarda halkımızın başından beri her türlü özveriyi göstererek kamu kurum ve kuruluşlarımızı Elazığ'a yönlendirmiştir. Biz bu hassasiyetinden dolayı kendisine hakikaten şükranlarımızı arz ediyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar ve ahval göz önüne alındığında Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu talebimizi de olumlu yaklaşacağına, makul karşılayacağına inanarak böyle bir başvuruyu dün itibariyle Cumhurbaşkanlığı makamına resmi olarak yapmış bulunuyoruz. Evet efendim, şöyle mesajlara göz atıyorum da böyle genel toplu cevap verme durumundayım. Hepsini okumam mümkün değil ama gözden kaçırabildiklerim mutlaka var. Ama haber aralarında elimden geldiğince okuyup ona göre bilgi vermeye çalışıyorum. Ama acil bir sorununuz varsa, gerçekten bir yerden bir şey öğrenemediyseniz, merak ediyorsanız en azından kaçırmış olabilirim yani bu çok acil olan durumları. Şurada alt köşede sosyal medya hesaplarım yazıyor efendim. Özellikle Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz. Yayından sonra elimden geldiği kadarıyla gece boyunca o mesajlara da tek tek cevap vermeye çalışıyorum ki dün gece de aynısı oldu. Yaklaşık bir saat sürdü vatandaşlara tek tek cevap vermemiz. Çünkü çok sayıda mesaj geliyor. Hatta zaman zaman kilitleniyor efendim. Yani mesajları tutturamıyorum bile. Çok sayıda mesaj geldiğinden dolayı önemli, çok önemli, ivedilikle öğrenmeniz gereken bir durum varsa Instagram hesabımdan bana ulaşırsanız en azından yayından bir süre sonra bakmış oluruz. Ama şöyle mesela eğitimciler COSGAP'ten faydalanmak istiyorlar. Onlar faydalanamıyorlarmış. Gerekçeleri var. Okullar tatil, biz de mağduruz diyorlar. Özel eğitim kurumları COSGAP'ten faydalanmak istiyorlar. Bina çatılara dikkat edilmesi istiyor hemşehrilerimiz. Lütfen bunu daha önce de duyurmuştuk. Binanızda yaşayan vatandaşlar, evinde yaşayan vatandaşlar çatılarınızı ne olur kontrol edin. Hava rüzgarlı, çatılardaki bacalar kırık, vatandaşların üstüne düşebilir. Onları kontrol edin. Gerekirse itfaiye ekiplerine bilgi verin, gelip düzelsinler. Şimdi bu hasar konularla ilgili az önce söyledim ama çok soru geliyor. Orta hasarlı eviniz varsa, özellikle orta hasarla ilgili soru geliyor. Bunu iyi yöneteceğimiz izliyorlarsa onlar da dikkate alıp şu orta hasarlı vatandaşlarımız ne yapacak? Bunu bir tekrar en baştan anlatsınlar. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız evinize orta hasar verildiyse evinizde oturmanız gerekiyor. Evinizi tahliye ediyorsunuz. Ardından güçlendirme yapıyorsunuz. Güçlendirme yapılırken de bunun sanıyorum büyük bir kısmını %75'lik, %60'lık olabilir. Bunun büyük bir kısmını ne yapıyor? Devlet karşılıyor. Size ödenek aktarıyor. Siz o ödenekle güçlendirmenizi yapıyorsunuz. Güçlendirme bittikten sonra evinize giriyorsunuz. Ama bu güçlendirmeyi devlet kontrol ediyor. İşte belki kendi yapıyordur. O noktada tam bir bilgim yok. Ya da işte firmalar veriyordur, belirliyordur. Ya da siz gidip yapıyorsunuzdur. Bunlara aktarmış olalım. Güçlendirme yapıldıktan sonra ancak evlerinize girebilirsiniz. Kentsel dönüşümle ilgili sorular vardı, aktardık. Şu Ankara'dan aranan numarayı söylemiştik. Tekrar söyleyelim. Çünkü onunla da ilgili yine sorular geliyor.
0312 401 02 55 numaralı bir yerden aranıyorsanız ve size Elazığ Valiliği tarafından arıyorum deniliyorsa problem yok efendim. Çünkü geçen gün bakan da açıklamıştı. Az hasarlı ve hasarsız vatandaşlarımızı arayacağız. Evlerine girebileceklerini söyleyeceğiz. Şu an Elazığ Valiliğinden aranmanız mümkün değil. İşte valilik kriz merkezi oluşturulmuş. Herkes bir yerde. Bu görev Ankara'ya verildi. Ankara'dan aranıyorsunuz. Ama ola ki bu numara dışında Ankara'dan sizi birisi aradı. Banka hesap bilgilerinizi istedi. Telefon, işte TC kimlik numaralarınızı istedi. Sakın vermeyin. Ama 0312 401 02 55 numaralı hat bakanlık yetkilileri tarafından kullanılan Elazığ Valiliği adına aranan hattır, güvenlidir, hiçbir problem yoktur. Zaten dikkat ederseniz size söylenen tek şey eviniz hasarsız, evinize girebilirsiniz. Bu kadar. Eviniz az hasarlı, evinize girebilirsiniz. Aksi halde başka bir numaradan siz bilgileriniz istenirse sakın ha bilgilerinizi vermeyin. Evet. Devam edelim. Kültür Mahallesi'nde hasarlı binaların yıkım çalışmalarında sağlam evlerinin hasar gördüğünü ifade eden bina sakinleri yetkililere seslendi. Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından yıkım kararı alınan kültür apartmanı yıkıldı. Ancak yan tarafında bulunan san apartmanı depremden sonra az hasarlı ve oturulabilir kararı alınmıştı, tespit edilmişti. Fakat bura yıkılırken gelen buradaki çalışmalar sonrasında arkamda gördüğünüz gibi san apartmanı da büyük zararlar gördü. Kültür Mahallesi'nde hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürerken yıkılan binaların yanında bulunan sağlam binalar hasar aldı. Şu an Elazığ çok zor durumda. Sebebi yüklenici firmaların bir an önce yıkıp gideyim başka yerde yapayım diye, fazla iş yapayım diye hatalar yapmaya başladı. Örnek olarak da mahalle sakinlerimizden mal sahibi Erdem Bey'in binası olarak söylüyorum. Yani buna çok bu hale gelmemesi lazımdı. Bir an önce yıkayım gideyim başka bir yapayım diye adamın sıfır binasını yıktılar. Yani kepçe darbesi olduğu belli. Kepçe darbesi olduğu belli ve bu işin uzaması daha yanlış çünkü bina tehlike arz ediyor. Bir an önce toparlanması lazım. Yani ne gerekiyorsa yapılması lazım çünkü insanlar içinde oturmak zorunda kalıyor. Ev bulmak çok zor. Başında yetkili yok. Yan bina yıkılırken diğer binanın kolonlarını patlattılar. Biz depremde zarar görmedik. Biz yüklenici firma Bakırlı Firmayı... Hasar tespit olarak ne verdi efendim? Deprem az hasar. Buradaki bina yıkılmadan önce bir şey binanıza evet. Az hasar verildi. Evet, yanımızdaki bina ağır hasar verildi. Binayı yıkarken bizim binanın kolonlarını patlattılar. Ve şu anda muhatap bulamıyoruz. 3 gündür, 5 gündür bizle ilgilenen bir tane muhatap bulamıyoruz. Yani mağduruz burada. Peki gerekli yerlere başvurularınızı yaptınız mı? Başvurularımızı yaptık. Dilekçe vermediğimiz yer kalmadı. Diğeri de dilekçe verdik. Yani şu harfiyatın binasında yıkım kararı verilmişti zaten. Bizim binamız az hasarlı oturulabilir denilmişti. Buraya yıktıkları zaman şov yapıyordu burada. Hızlı bir şekilde yıkayım, işte başka bir binaya geçeyim, daha fazla para kazanayım derdine düştüler. Bizim sağlam olan iki kolonumuzu patlattılar. Şu an 15 aile mağduruz. Hepimiz akşam kapının önünde oturuyoruz, sabaha kadar ateşin önünde. Hiçbir şey yapamıyoruz, muhatabımız da yok. Her gün çevre şehirciliğe gidiyoruz, valiliğe gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz ama muhatabımız yok bizim. Şu an bir an önce güçlendirme mi? Ne yapılacaksa gelinsin yapılsın, biz rahat evlerimize oturabiliriz. Önümüzü göremiz şu anda, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bir haftadır burada böyle bekliyoruz. Yani firma yetkili başındaki bulamıyor. Yetkilileri burada 2-3 sefer kendine ikaz ettim, durdurdum. Kepçeciyi çağırdım buraya. Gel dedim, sen bu binayı yıkacaksın. Durdurdum. Ne ettimse yapamaz, şov yapayım buna. Yetkili biri orada başında durması lazım. Bu hangi firmadır? Yıkıcı firma değil mi? Getirmişler buraya. Üstteki harfiye ağırlık yapınca birdenbire çökünce ne yapacak? Yanındaki kolonları patlatacak. Bugün kaç gündür? Yaklaşık 4-5 gündür 15 aile. Burada. Ben burada ikaz ettim. İkaz ettim. Yazık günah ya. İstediğimiz şu an çok bilinçli iyi bir firmanın gelip şu binayı kurtarması lazım. Bu harfiyat kalktığı zaman ağırlık çökmüş. En az 100 ton orada ağırlık var. Yıkabilir de. Tek istediğimiz bilinçli bir şekilde bu harfiyatın buradan kalkıp bir an önce desteklenmesi. Gerekirse vinçleri dayayacaklar. Bu harfiyat kalkıp bu bina ayağa kalkana kadar burada vinç bekletecek. Çünkü bu harfiyat yük basmış oraya. En az 100 tonluk yük toz basmış. Gelen araç da orada çalışırsa o da yük basacak. Yani yıkım sebebi olabilir.
Gerekirse vinci çekecek, binayı tutacak, harfiyatını kaldıracak, desteğine kadar son noktaya kadar burada olmaları lazım. Yoksa bu bina gidici yani. Çünkü buranın değeri hem devletin değeri de bir değil. Adam yine bina yapmış çünkü bu bina ya yapmış değil. Kendisi çağırdık. O akşam kolon kırırken gelmiş diye bunu AFAD'a şeyler. Ya bu, Sarı sokalım dedim. Neyine de olsa. Yani firmanın tarafını tutuyor. Adam burada resmen firmaya tutuyor. Bir daireden faydalanabilecek. Resmen. Onu da sana, sana çevirecek. Firmaya savunuyor yere. Gel daha yeni ısı yalıtım yaptırdı. Sen bu sene ısı yalıtım yaptın mı adam? Ben 20-30 bin lira para harcadım. Ne 20-30 bin lira ya ben 80 bin lira para verdim ona ya. 80 bin lira para verdim oraya. Evet efendim, haberlerimizi aktardık. Bir iki mesajımız var. Onları okuyup yayınımızı noktalayacağız. Şimdi şöyle bir izleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki biz bu ülkenin evladıyız. Bu şehirde bir deprem yaşadık diyor. Bu ay bize gelen doğal gaz faturası diyor. Şok oldum. 943 TL. 943 TL. Şimdi mesaj atan izleyicimiz var bunun dışında. Diyorlar ki hani doğalgaz bize bu ay gelmeyecekti. Takır takır paralar gelmişti. Bir izleyicimiz yazmıştı 750 TL yazık değil mi böyle bir anda ödüyorum diye. Şimdi ben bu doğalgaz parasıyla ilgili durumun böyle olacağını tahmin etmiştim. Belliydi de böyle olacağı. Çünkü niye? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Elazığ'a geldiğinde dedi ki ağır hasar gören binaların valilik tarafından belirtilen ağır hasar gören binaların doğalgaz elektrik ödemelerini 3 ay erteleyeceğiz demişti. Şimdi eviniz ağır hasar görmediyse bu ay parayı vereceksiniz. İşte gelmiş 943 TL doğalgaz. Bas bas bağırdım ben şurada. Yahu dedim insanların binalarında kimse kalmadı. Hasar olmasa dahi millet korkusundan bağına bahçesine gitti. İnsanların altı üstü boş olunca da haliyle donmamak için doğalgazı biraz daha açıyorlar. Haliyle biraz indirim olsa iyi olmaz mı dedim 3-5 gün önceki yayınımızda. İşte bakan dedi ki ağır hasarlı olanları 3 ay erteledik. Şimdi 943 TL gelen vatandaşımızın evinde ağır hasar yoksa o parayı bu ay verecek. Ağır hasar varsa o 943 TL'de indirim yok. 3 ay bekleyecek, o 3 ayın paraları toplanacak, o parayı toplu olarak verecek. Mesela 943'ün üstüne işte 200 gelse, 300 gelse işte 1500-2000 lira toplu para vermek zorunda kalacak. En başından beri söylüyordum, keşke bu şehirde yaşayan depremzedelerin tamamında doğalgazda, elektrikte, suda indirim yapılsaydı. Hadi faturaları tamamen iptali de geçtik. Belli ki o mümkün değil, görünmüyor öyle bir şey. Faturalardaki iptali de geçtik ama en azından şu faturalarda bir %10, %20 indirim yapsaydınız 2-3 ay çok mu zor olurdu Aksa şirketi? Yani bir depremzedelerin yanında siz de yer alsaydınız, %10'luk, %20'lik indirim yapılsaydı iyi olmaz mıydı? Dua almaz mıydınız? Her şey para mı? Bu devirde işte böyle sorunlar var efendim. Elazığ İtfaiye Müdürlüğü çatılarda tehlike arz eden bütün sorunları ücretsiz olarak gideriyor. Vatandaşlarımız İtfaiye Müdürlüğü'nü 7/24 arayabilirler. Alın işte bedava. Çatınızda sadece arayıp diyeceksiniz ki yukarıda sorun var. Gelin bunu düzeltin diyeceksiniz. Sanayi sitesinden mesajlar geliyor. Onları aktarmış olalım. Abdullah Paşa'da oturuyorum, yol boyunda hasarsız denildi ama proje kapsamına giriyor diye yıkılacak deniliyor. Ne yapmalı? Abdullah Paşa için neden konuşmuyorsunuz demiş izleyicimiz. Ya vallahi daha yani eminim mahalle muhtarı bile ne yapılacağını bilmiyordur. Yani Yavuz Köse muhtarımızı da çok seviyorum ama daha bugün yeni yeni bir söylenti çıktı. Ya bu söylenti anında öğrenmek mümkün değil. Eminim mahalle muhtarımız da net bir şey bilmiyordur. O noktada elimizden geldiği kadarıyla dile getirmeye çalışıyoruz. Furkan Bey, Karşıyaka Mahallesi'ne kentsel dönüşüm gelmiş. Peki diğer binalar da yıkılacak mı? Konuyla ilgili bilgim yok henüz daha. Sanayi sitesi esnaflarımız, dükkanlarımız ağır hasarlı diyor izleyicimiz. Ağır hasar aldı, çatlaklar var ve ciddi anlamda yaşlı yapılar yeni bir site ve vatandaşlarımıza daha hizmet verebileceğimiz yer konusunda bir gelişme var mıdır? Bildiğim kadarıyla bu konuda herhangi bir gelişme. Şimdi yarın Ticaret Bakanı Elazığ'da efendim. Bakın saat vereyim. Böyle bana mesaj atıyorsunuz, işte şeyleri, şikayetleri ifade ediyorsunuz ya. Yarın Ticaret Bakanı
Elazığ'da saat 10.30'da Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı, saat 10.30'da Elazığ Valiliği'nin 3. katında kriz merkezini ziyaret edecek. Ardından saat 13'te Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak. Bakın, kredi sorunu olan, kredi kartı sorunu olan, işte KOSGEB sorunu olan, ondan sonra esnafa destek isteyen, EKSA'dan para isteyen, işte esnafın sorunları, sıkıntıları ne görüyorsanız, hadi diyelim valiliğe giremediniz, saat 13'te bakan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak. Saat 13 gidin Gazi Caddesi'nde sorunlarınızı, şikayetlerinizi, taleplerinizi bizzat bakana aktarın. Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı, konunun muhatabı. Bankalardan sorun mu yaşıyorsunuz? Vergide düşük mü istiyorsunuz? Faturalar mı düşsün istiyorsunuz? Kredi kartı borçları ertelensin mi istiyorsunuz? Çekilen kredilerin faizleri ertelensin mi istiyorsunuz? Ne istiyorsanız bu bana attığınız mesajları yarın saat 13'te Gazi Caddesi'nde Bakan Ruhsar Pekcan ziyaret edecek. Bizzat bakana iletmiş olun efendim yarın saat 13'te. Şimdi bakan programına bakıyorum da yarın Elazığ Valiliği Kriz Merkezi'ni ziyaret ediyor. Esnafları ziyaret ediyor. Ardından Malatya'ya geçiyor. Malatya Valiliği Kriz Merkezi'ni ziyaret ediyor. Malatya esnaf toplantısı yapıyor. Bir de Malatya İl İstişare toplantısı yapıyor. Elazığ'da toplantı yok maalesef. Belki de gözden kaçmıştır bize gelen programda. Efendim, Instagram hesabımdan çok acil sorunuz varsa oradan mesaj gönderirseniz elimden geldiği kadarıyla, bildiğim kadarıyla cevap vermiş olacağım. Onu da hatırlatmış olalım. O yüzden mesajlarını okuyamadığım izleyicilerimiz de lütfen kızmasınlar bana. Efendim, biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Yarın gece saatler 23'ü gösterdiğinde görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.